Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir uzun yol yolculuğundayım. Fakat bu sefer yani işte 100 kilometre, 200 kilometre başlangıç şöyle böyle onları çok aktarmayacağım. Uzun yolda, soğuk havada klima tüketimi ne kadar olacak? Onu bir göstereceğim en sonunda. MG'de öyle bir kısım var. Klima ne kadar tüketmiş? Onu da gösteren. Yolla ilgili bahsedecek olursam, kışın daha çok bu yolda zaten Söke'ye kadar genelde sis falan oluyor. Şehir geçişleri de oluyor Söke çıkışına kadar. Çok fazla da zaten hız yapılmıyor. Buraya kadar yolculuğumuzda hava sıcaklığı 10 derece ile 7 derece arasındaydı. Şu anda 10 derece. İşte yükseklere çıktıkça 7 derecelere kadar düştü. Klimamız tamamen açık. Tek kademede. Koltuk ısıtmamız da açıktı ilk başta. Sonrasında kapattık. Ve yaklaşık 70 ile 100 kilometre arasında bir hız yaptım. Arada 110 kilometrelere, 120 kilometrelere tabii ki sollama için falan çıktım. Şu andaki tüketimimiz 16,8, 110 kilometre olmuş. Bu arada %70 şarjım, %70'ten yine %100'e kadar şarjı yaptım programlamayla. Sabah yola çıkacağım sırasında %100 oldu. O şekilde ayarladım. Yani saat 7'ye doğru %100 olmuştu. Ve saat 7:20 geçeydi sanırım ya da 7 çeyrek geçe yola çıktık. Ekrana da koyarım. Normalde %30'u bu bataryanın 18,51 kilowatt saat. AC istasyondan araca 21 kilowatt saatin üzerinde bir enerji çıkışı olmuş. Böyle baktığımızda geçen sefer %18,5 civarındaydı enerji kaybı. Ama bu sefer %16,30 civarında oldu enerji kaybı. Yani daha önceden de belirtmiştim işte bu bataryanın balanslanması nedeniyle aynı zamanda sabaha karşı hava soğuk olduğu için bataryada soğuk olduğu için bataryayı da ısıtmak için enerji kaybı bir miktar daha fazla olabiliyor. Ben %80'e kadar yapsaydım enerji kaybı muhtemelen %10 civarında olacaktı ama %100'e doğru ısınma daha çok artıyor. Dolayısıyla ısı kaybı daha fazla olduğu için enerji kaybı da daha fazla oluyor. Ve Dikili'ye geldik. Biraz Dikili görüntüsü eşliğinde bu yolculuğu yorumlayayım istedim. Her zamanki gibi ilk yaklaşık 70 kilometrelik mesafe şehir içi geçişleriyle olduğu için 70 ve 100 kilometre hız aralığındaydı. Menemen'den sonraki son 70 kilometremiz, 60 kilometremiz de aynı şekilde 80-110 kilometre aralığındaydı. Ama onun haricindeki kalan 200 kilometrelik mesafe 110 kilometre hedef hızdaydı. Bazı yerlerde 120, 130, bazı yerlerde 105. Yolun durumuna göre, yokuşlarda yavaşlamama göre bu durum değişti. Şu anda baktığımızda ortalama tüketim ekran verisi olarak 16,2 kilowatt saat gözüküyor. Yaklaşık %10'luk enerji kaybını da dikkate alırsak 18 kilowatt saate yakın oluyor. Biraz daha altında tabii ki. Bu yolculukta mola verdiğimiz yerde bir DC şarj yaptık. Aynı zamanda bu yolculuğun Relive GPS'ten oluşan animasyonunu da ekrana koyuyorum. Oradan da görebilirsiniz. Orada gördüğünüz gibi bu hız ve yükseklik noktalarını, detayını görebilirsiniz. DC şarjda şunu örnek vermek istiyorum. %70'e kadar şarj yapıp bir enerji kaybı görmek istedim DC şarjda ve ilginçtir ki yani benim şimdiye kadar gördüğüm en düşük enerji kaybıydı. Yaklaşık %5 civarında bir enerji kaybı oldu. Yani daha yüksek yüzdelere şarj edildiğinde ısı kaybı artıyor. Örneğin %97'ye kadar yaptık. Bu sefer enerji kaybı %7 oldu. yani arttıkça yüzdelik ısı kaybından kaynaklı enerji kaybı artıyor. Zaten firmalar da %20-80 aralığında günlük kullanımda şarj yapılmasını öneriyor aynı zamanda.
enerji kaybı daha az olmuş oluyor. Bunu da ekrana koyacağım. Bu arada Dikili tam bir emekli kenti. Bir taraftan onu da görmüş oluyoruz. Bu taraf Dikili merkezinin biraz dışı. Genelde villaların iki katlı veya iki buçuk katlı evlerin olduğu yerler. Yatay bir yapılaşma var. Ben beğeniyorum Dikili'yi. Düz bir de, yani yokuş fazla falan fazla değil. Erol'cum sen yaşlı dedin ama bir grup genç geçti. İlk defa bir genç gördük orada biz ya. Yani tam da o arada onlar geçti ya, bayağı da çoklardı. Bir şeyden çıkmışlardı herhalde, bir sebeplerine vesaire bir şeyden. Kültür merkezi oradaydı ya. Evet. Yani bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. 350 kilometre yolculuk yaptık. Yine yol analizini en sonunda yapıp en sona koyacağım. Şimdi bu yolculuğun bir analizini yapalım birlikte. Daha önceki yolculuklardan farklı olarak bu yolculukta özellikle şunu tespit etmek istedim. Hem AC'de hem DC'de enerji kayıpları neye göre değişiyor ve ne kadar değişiklik arz ediyor? Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi enerji kayıpları kablonun uzunluğuna, hava sıcaklığına, batarya sıcaklığına ve benzeri birçok şeye bağlı aslında. Ama en çok da hangi yüzdeye kadar bataryayı şarj ettiğimize bağlı olarak da enerji kaybının artıp azalabildiğini görmüş oldum. İsterseniz benim hesaplamamı da yan tarafa koyayım. Ona göre bir bakalım. Örneğin evden seyahate çıkmadan önce programlamayla %70'den %100'e kadar AC istasyonumdan şarj ettim. Bu şarjda daha önceki yolculuklarımdaki veriye de bakarsanız görürsünüz. Aynı şekilde %70'den %100'e şarj ettiğimde %18,5 enerji kaybı olmuştu. Bu sefer ise %16,5 civarında bir enerji kaybı oldu. %16,33 enerji kaybı oldu. Ama burada yine şunu belirteyim. Biz bataryamızı %70'den %100'e kadar şarj ediyoruz ama belki bataryamızın o %70 dediğimiz kısmı %69,5'tan %70'e yuvarlanmış hali olabilir. O nedenle küçük bir hata payı var bunlarda. %1'e yakın hata payı var. Bunu kabul etmek gerekir. Belki de hiç olmayabilir hata payı. Dolayısıyla bunları yaklaşık bir veri olarak düşünmek lazım. AC'de DC'ye göre niye daha çok enerji kaybı oluyor? Daha önce bahsettiğim gibi AC'den aslında DC'ye dönüştürüyor. Bu sırada da bir enerji harcanıyor ve ısı açığa çıkıyor. Aynı zamanda sabaha karşı şarj etmem nedeniyle, önceki de öyle olmuştu. Sabaha karşı hava soğuk olduğu için bir miktar daha yüksek oluyor. Ama ne olursa olsun esas olarak bu kadar çok yüksek olmasının sebebi %100'e kadar şarj etmemiz. Onu da nasıl görüyoruz? Dönüşte eve %28 ile gelmiştim ve şarja taktım. %70'e kadar şarj olması için programladım. %28'den %70'e kadar %42'lik bir şarj etmiş oldu. Enerji kaybı %8,67, yani %9'dan daha az oldu. %8,5 civarında bir enerji kaybı olmuş oldu. İki katına yakın bir fark var. Yani öbüründe %16,5 civarındaydı, bunda 8,5 civarında. İki katına yakın fark olmasının en önemli sebebini birinde %70'e kadar, birinde %100'e kadar doldurmak olarak görüyorum. Çünkü DC'de de aynı durum var. Onu da şimdi göreceğiz. İlk DC şarjımı yaparken %29'dan %70'e kadar şarj olduğunda ekran verisi aldım. Bu %70'e kadar olan DC şarjda %5 civarında bir enerji kaybı oldu. Sonra devam ettim. Yani %97'ye kadar şarjın olmasını bekledim. Verilere baktığımda %7'den çok az bir fazla enerji kaybı olduğunu gördüm. Yani birinde %5, birinde ise %7'den biraz fazla bir enerji kaybı var. Yine aynı şekilde dönüşte yolda %6'dayken DC şarja taktım. %64'e kadar şarj ettim. Çünkü çok fazla bir şarj ihtiyacım yoktu zaten. %4 civarında bir enerji kaybı oldu. Az önceki AC şarjda olduğu gibi bunda da bataryayı hangi yüzdeye kadar şarj ettiğimiz etkili olmuş oldu. %70'den %80'den fazla olduğunda enerji kaybı artıyor. Bunu hem DC'de hem AC'de teyit etmiş oldum. AC ve DC karşılaştırmasında yine şunu görmüş olduk. DC'deki enerji kaybı çok daha az. Çünkü araç
DC'den şarj aldığında direkt o enerjiyi bataryaya gönderiyor. Ama AC'de ise onu DC akıma dönüştürüyor ve o şekilde şarj ediyor. İkinci bir enerji kaybı ısınma nedeniyle oluşmuş oluyor. Peki bu nedenle biz yüksek hızdaki DC'lerde mi şarj etmeliyiz? Hayır tabii ki. Yani AC'den şarj daha yavaş olduğu için aslında bataryaya daha az zarar veriyor. Evet, bir miktar dönüştürmeden kaynaklı enerji kaybımız olabiliyor. Ama bataryamız daha az zarar görüyor. Evde şarj etmenin hem ücret açısından avantajını hem de konforunu görmüş oluyoruz. Bahar dönemlerindeki yaklaşık 20 derece, 25 derecelik sıcaklıklarda ise enerji kaybı minimuma düşecektir. Bir de MG'de klimanın tüketiminde de gösteren bir ekran kısmı var. Oradan ben ilk şarj istasyonuna vardığımda bir fotoğraf aldım. Yani 275 kilometrelik sürüşte ne kadarlık bir klima tüketimi olmuş. Gördüğümüz gibi 2 kW civarında bir enerji tüketimi olmuş. Yani bunu kilometreye vurduğumuzda 100 kilometrede 1 kWh bile değil. Tabii bunda şunun da etkisi var. Ben klimayı çalıştırırken tek kademe çalıştırdım. Yani otomatiğe almış olsaydım bu 2 kW değil, belki de 4 kWh olacaktı. Belki de 3 kWh olacaktı. Yani klimayı ben çalıştırmamış olsaydım benim tüketimim yaklaşık 15,5 civarında olacaktı. Yani bizim klimayı kullanmamızın aslında çok çok büyük etkileri yok. Ama tabii ki soğuğun şöyle bir etkisi var. Aynı zamanda araç bataryayı ısıtmak için de bir enerji harcıyor. Yazında baktığımızda benzer durum olacaktır. Yazında klima kullanıyoruz çünkü. Bahar aylarında ise batarya sıcaklığı daha optimum sıcaklıkta olacağı için ve klima içinde çok fazla bir tüketim harcanmayacağı için bu tüketimler minimum düzeye düşecektir. Yani 16,2 değil de belki 15 kWh'e düşecekti tüketim. Aynı zamanda enerji kaybı da düşmüş olacaktı. Genel olarak birçok elektrikli araçlarda benzer veriler söz konusu. Enerji kaybıyla birlikte 110 km hızları çok geçmediğiniz sürece ortalama tüketiminiz enerji kaybı dahil 18 kWh civarında, enerji kaybı hariç ise 16,5 kWh civarında olacaktır. Biz enerji kaybının maliyet hesabı yaparken dikkate almalıyız ama aracın gidebileceği mesafeyi hesaplarken ise buna bakmamıza gerek yok. Ekran verisi yeterli. Çünkü enerji kaybı araca girmeyen enerjinin ödediğimiz miktarı. Ekran verisi ise bizim aracımızın harcadığı enerji. Yani seyahatimizi hesaplarken örneğin MG'de 61,7 kWh net kullanılabilir batarya var. Ben ekran verisi 16,2 ise 61,2'yi 16,2'ye böleceğim ve ona göre ne kadar mesafe gidebileceğimi görmüş olacağım. Bu seferki yolculuğumuzda da bunları incelemiş olduk. We'll be right back.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.